Arkadaşlar, bugün balkonda, bahçede, iş yerinde veya uygun gördüğünüz her yerde hem kuşları yemlemek hem de güzel bir dekorasyon olarak kullanabileceğimiz ahşap kuş yemliği yapıyoruz. Tüm ölçüler videomuzun sonunda mevcuttur. Önce ana zemin üzerine kesim yerlerini gönyeli olarak ölçüyor ve çiziyoruz. İşaretli yerleri kesiyor ve parçalarımızı oluşturuyoruz. Şişemizin alt dar kısmına uygun panç ile deliğimizi açıyoruz. Şişemizin alt kısmının da ölçüsünü alarak ilgili panç ile onu da açıyoruz. İki parçanın da şişeye uygunluğunu kontrol ediyoruz. Üst parçanın hilal şeklinde olması için el testeresiyle düzgün şekilde kesiyoruz. Çatı kısmının iki parçasının da iki kısmını 45 derecelik açı ile kesiyoruz. Kağıt bant ile alttan birleştirerek tutkalımızı sürüyor ve çatımızı yapıştırıyoruz. Alt yemlik kısmının üç kenarına da tutkal ve zımba yardımı ile tutturuyor, kurumaya bırakıyoruz. Kuruyan çatı parçasının ölçüsüne uygun olarak ana gövdeyi işaretliyoruz. Alt şişe tutamacımızın dış kısmını oval ile kesmek üzere işaretliyoruz. Tezgah dekupajla işlemi yaptıktan sonra törpü ve zımpara yardımı ile şekli güzelleştiriyoruz. Şişe üst tutamacının ön çubuk deliklerini deliyoruz. Şişe tutamaç deliklerinden panç işlemi sonucu çıkan yuvarlağımızı matkaba bağlayarak matkabımıza sabitliyor ve törpü yardımı ile yuvarlağımızı küçülterek balık sırtı haline getiriyoruz. Çubuk ve tutma aparatımızı tutkalla yapıştırıyoruz. Ölçüye uygun çubuğu kesiyoruz. Thank you.
kilit kısmının deliğini açıyoruz. Çıkmaması için basit bir zincir halkasının yarısını kesiyor ve kilitleme işlemi için kullanıyoruz. Çatı kısmının ölçüsünü aldığımız yerden kesiyoruz. Tüm parçalarımızın son bir kontrolünü yapıyoruz. Parçaların montajı ile ilgili yerlerinden işaretlerimizi alıyoruz. Ana tahtaya sabitlemek için arka yüzeyinden vida deliklerini açıyoruz. Vida başlarını gizlemek için havşaları da açıyoruz. Yemlik tepsi montajını yapıyoruz. Şişe alt bölüm tutamaç montajını yapıyoruz. Şişe üst bölüm tutamaç montajını yapıyoruz. Parçaların terazili bir şekilde tam yerlerine montajını yapmak gerekir. Çatı kısmının da montajını yapıyoruz. Montaj sonrası hızlı bir şekilde tutkal çıktılarını ıslak bezle siliyoruz. Müzik
Montaj işlemimiz tamamlanınca vida yerleri ve küçük açık yerler var ise masif macunu ile kapatıyor ve kurumasını bekliyoruz. Kuruma işlemi sonrası son bir zımpara yaptıktan sonra yat verniğini fırça ile uyguluyoruz. Arka montaj çıtalarını arka yan taraflara sabitliyoruz. Sabitleme deliklerini deliyoruz. Bu arada yemlere aç gözlülükle tepeden bakan kuşumuzu çatının içine hızla yapıştırıcı ile gizliyoruz. Son kat vernikten sonra balkonumuza kuş yemliğimizi aynı zamanda güzel bir dekorasyon malzemesi olarak montajını yapıyoruz. Şişemize kuş yemini dolduruyoruz. Arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Sevgiyle kalın.